Deliha Zevrek. 22 yaşında ve 4 aylık evli. Bursalı gelinimiz ev hanımı. Haftanın 3. gününde biz neredeyiz? Bursa İnegöl'de bizim güzeller güzeli Zeliha gelinin köyündeyiz. Hanımlar siz çok şıksınız. Evet, pabuçlarınız da ayağınızda ama gördüğünüz gibi bende çizme var. Yemeni var. Çünkü bana Zeliha dedi ki Aslı abla dedi köye geleceksin. Sana bir sürprizim var dedi. Nasıl yani ne yapacağız? Bana her ihtimale karşı bir çizme giyin ne olur ne olmaz dedi. Ve köydeyiz şu anda. Merhabalar Zeliha'cığım olmuş mu? Süper İstediğin gibi giyindin mi? Hoş geldiniz köyüme. Hoş bulduk. Ay bu ne? Bizim güvercinlerimiz. Çok tatlı. Size sergilemek istedim. Sizin için bunu salacağım. Ya. Aynen. Ay çok tatlısın. Güvercin Uğur getirir. Öyle mi? Habercidir de bilirsiniz. Aa, bu takla atanlardan mı yoksa? Evet aynen. Aa, çok güzel. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Hadi o zaman bize şans, İnşallah bereket, güzellikleri getir. İnşallah. Güzel güvercin. Canım benim. O böyle dönüp geliyor mu Zeliha? Aynen aslanım. Kendi yerine geri geliyor. Ay, benim güzel. Size başka bir sürprizim daha var. Ha. Buyurun. Geldiniz. Ne güzel bir sürpriz bu böyle bize. Bu bizim İnegöl'ümüzün çifte tellisi aslında. Oh hanım. Vallahi çok güzelmiş. Bugün arada duyalım bunu bol bol. Duyarız tabii Değil ki. Mi? Benim düğünümde bol bol göreceksiniz. Öyle mi? Evet. Ay nefis vallahi. Böyle giydirdin çizmeleri. Bunun Nereye götüreceğim var. Beni? İneklerimiz var. İneklerimizin yanına geçiyoruz Aslı Hanım. Evet. Süt soğuyacağız. Ben o sütü size kaynatıp ballı süt sunacağım. Ben de deneyeceğim. Tabii ki de. Arkadaşlar. Sizleri de çizmem yetmediği için veremedim ama dam girilmeyecek kadar kötü bir yer değil. Sizleri de götürmek, göstermek, denetmek İstersin. İstiyorum. Evet. Ki önceden de biz hep dama girdik, inek sağdık. Ben Hadi çok ya. Girmek isterim. Vay. Tabii ki. O zaman. Hadi gidelim o zaman. Buyurun. Yakında mı? Evet, hemen şurada. Tamam, hadi geçelim. Hadi buyurun hanımlar. Zeliha'nın karşılaması güzeldi. Bizi köy ortamında karşıladı. Güzel bir ortamdı. Zeliha'nın karşılaması güzeldi. Samimi geldi. Köy havası, mis gibi köy havasını içimize çektik. Ah canım içeridekiler bağırıyor. Ay. Burada da yavrusu var. Evet. Gördünüz mü? Evet Aslı Hanım çok küçük. Mini. Merhaba. Dedi evet o benim yavrum dedi. Hadi görelim bakalım nasıl sağacağız. Tabii ki Aslı Hanım. Ben öncelikle şöyle bir geçebilirim. Hadi geç geç. Vallahi ben de korkuyorum. Evet çok haklısın bence de. Konuşuyorlar kendi aralarında rahatsız etmese miydik? Tamam başlıyorum o zaman. Hadi. Ay canım.
Ben de bir deneyeyim. Buyurun. Elleriniz biraz kirlenebilir ama. Olsun ya, ne demek. Buyurun. Ne olacak? Ben kovayı size... Yani ben böyle bir çifte gibi bir şey falan. Bak yan gözüyle bana bakıyor. Canım. Bak bak. Bakıyor yan gözüyle. Merhaba. Bir şey olmaz. Şimdi normal çömülsün. Şey. Korkmayın. Ben buradan zaten buradayım. Oldu o zaman. Çömülsün. Sen ayağını tut ne olur normal. Tamam. O bende. Yüzüme bir darbe almayayım. O bende. Evet. Şimdi birazcık daha yaklaşmanız lazım uzanabilmeniz için. Öyle mi? Çok. Şöyle. Yok. Korkmayın. Sizden korktu galiba Aslı Hanım. Yok diyor ya, beni istemiyor. Kaşı. Anladı benim acemi olduğumu. Size alışık gel değil aslan, o yüzden istemiyor. Gel, gel böyle. Gel böyle. Hadi kızım. Zeliha'cığım, söylediklerini anlıyor mu sence? Anlıyor. Yani söylediğimiz zaman anlıyor. Kaymıyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim de istediğini. Aslı bana dokunmasın diyor. Biraz sanırım ya böyle. Gel, ben yabancı değilim tamam, ya. Gel böyle hadi. Hadi canım gel. Sen bir sık bakayım şuradan. Bakayım. Bir sıkıntı tabii var mı? Hayır. Peki Zeliha, kovayı deneyelim beraber. Buyurun. Ha, sen kovayı tut. Tamam. Aynen böyle. Sen kovayı tut. Ben de böyle. Ay canım. Biraz daha. Dur bir daha deneyeyim. Şöyle. Sıkın siz. Sıkın. Evet. Ay, sıcacık da. Aynen o şekilde. Ah canım. Annem. Tamam. Vallahi. Bu kadar. Başardım ama. Bir alkış. Bravo. Bravo. Alkışlıyorum sizi. Yani izleyen de diyecek ki aman Aslı bir şey mi yaptın ama ne yapayım, ilk defa denedim yani. Yıllar önce bir de buna benzer bir yerde denemiştim ama evet, bu bayağı büyükmüş. Evet, bizim hayvanlarımız böyle oluyorlar genelde. Vallahi sütlük çok güzel. Ve hani hayvan alabiliyorsunuz. Siz hayvancılık mı yapıyorsunuz şimdi burada? Aynen. Kaç tane büyükbaş var burada? 100 tane falan olması kaç lazım benim bildiğim. 100 tane 100 falan tane var lazım. Vay canına. Aynen. Çok şu güzel. Bunlar açık besi olanlar. Hı-hı. İçeride de sağılanlar, yavrusu olanlar falan var. Ay çok güzel. Peki o zaman sen sağmaya devam et. Tamam devam. Sonra tamam. Eve mi geçiyoruz şimdi? Ne yapacağız? Aynen, sonra eve geçeceğiz. Sen bize süt mü ikram edeceksin? Evet, sağdığım sütleri size içireceğim kızlar. Daha ne istiyoruz? Süt tepki sever misiniz? Verin, diliniz çok tutuldu. Teşekkür ederim. Doğal süt, teşekkür ederim. Evet, gayet doğal, gerçekten. O zaman ben de üstümü değiştireyim. Sen de üstünü değiştir. Tabii ki aslanım. Salonumuza geçelim. Tamam. Allah Allah Allah. Ay, bak yavrusunu istiyor yavrusunu. Aynen. Yavrusunu istiyor artık. Hadi bakalım salonda görüşürüz, evin görüşürüz salonda. Görüşürüz inşallah. Hadi buyurun. Zeliha'nın inek sağması beni mutlu etti ama ben asla o cesareti gösteremezdim. Yani inek sağmasını görünce biraz korktum açıkçası. Çünkü ben asla sağmazdım, biraz korktum. Ben çok eğlendim. Umarım onlar da eğlenmiştir.